önce üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini arzu ediyoruz. Her ne kadar hükümet üreticimizin beklentisini karşılamadı. Üreticinin yanında olmadı. Bu bir gerçek. Bunun ötesini konuşmanın da bir anlamı yok. Fındığın gerekli değerinin verilmediğini biliyoruz. İnşallah biz fındık konusunda iyi Parti olarak da yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Projelerimiz var. Birazsa fındığın mamul hale getirilerek katma değer artırılarak hem Türkiye'ye fazla döviz girdisini temin etmek hem de üreticilerimizi, üreticilerimizi mutlu etmek adına e, fındık imalatına e, mahsus organize sanayi projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki bugünlerde e, zaten mağdur olan fiyatta mağdur olan e, vatandaşımızın fındığını aldığı zaman TMO'nun yapacağı en kıymetli şey aldığı süre içerisinde peşin ödemeye geçmesi bizim önerimizdir niye onu diyoruz? E, vatandaşımızın e, serbest piyasada uluslararası kapitalin eline bırakılmamalı. Vatandaşımızın alternatiflerinin olması devletin tarafından sağlanmalıdır. Devlet bu alternatifi oluşturmazsa fındığın açıklanan taban fiyatı üzerinden de e, pazarlanamayacağını biliyoruz. E, bu dün geçmiş yıllarda da yaşandı. Bizim önerimiz hükümete mutlaka ve mutlaka TMO fındığını aldığı vatandaşın parasını anında ödemeli peşin ödeme sistemine geçmelidir. Eğer ki peşin ödeme sistemine geçerler ise bir nebze olsun halkın beklentisi karşılanmış olur. Yaraları sarılmış olur. Eğer ki böyle bir uygulama yapmazlar ise ne yapacak? Serbest piyasada vatandaşımızın hakkı korunmamış olacak. Rekabet ortamı ortadan kalktığı için uluslararası kapital sermaye yine alımlarda üreticinin fındık ürününün ucuza gitmesini temin edecek. Bilhassa TMO burada peşin alır ise üreticinin fındığını peşin ödeme yöntemini uygular ise fındıkçının üreticinin hakkını korumuş olur. Bir nebze olsun fiyatlarda bu katma değer üretmediler. Fiyatlarda üreticimizi koruyamadılar, korumadılar. En azından peşin alarak üreticimizi korusunlar. Bu doğru olan budur, bunu yapmalarında fayda vardır. Onlara önerimiz üreticiden yana olun, üreticinin yanında olun, üreticinin hakkını koruyun lütfen. En azından bunu yapın. Fındıkta biz e, ısrarla yine diyoruz ki, e, tekraren düşünülmeli, revize bir fiyat tekraren açıklanmalıdır diye önerimizde vardır. Şu an için önceliğimiz en azından TMO'nun üreticinin fındığını alırken peşin ödeme metodunu, uygulamalı böyle bir yol yöntem e, temin etmeli, tesis etmeli. Bu da üreticimizin yüzünü güldürecektir. Üreticimize faydalı olacaktır. E bunu yapmalarında fayda vardır diye düşünüyoruz. Önerimiz hükümete TEMO'ya budur. Bu bunun içinde biz halkın taleplerini dillendirmekte, e, halkın yanında olacağımızı, halkımızın bilmesini istiyoruz alın terinin korunması, emeğin korunması adına biz zaten hep her türlü üreticinin yanındayız. Şu da bilinmelidir. Yani fındık ürünü stratejik bir ürün. Bu ürünün ihracatından ülkeye büyük bir döviz girdisi giriyor. Bunu temin etmek adına da üreticimizi küstürmemek gerekiyor.